Fars şiirinin en önemli isimlerinden biri Firu Feruzat'ı konuşuyoruz Selahattin Yusuf'la bu hafta. Firu bir kadın olarak elbette beni çok etkilemiş bir edebiyat insanı. Yaşadığı dönem çok zor bir dönem. 40'lardan itibaren evet, genç bir yazar ve şair artık. 30'larda doğdu. Doğru. Evet, 30'larda 34 doğdu. Olması lazım. Ve kendi olabilmek için, ayakta durabilmek için çok zor bir mücadele, evet, çok kısa bir yaşam süresi, evet, 33 doğru, yıl. Doğru. Dolayısıyla benim için çok kıymetli, sözü kadar hayata karşı duruşuyla da çok örnek Tahran'da kadının sesi olmayı başarmış ve bütün dünyaya duyurmuş aslında çok özel bir kadın. Ama edebi yanıyla senin bakış açınla sözü bırakayım. Firu Feruzat bir kere çok genç yaşta büyük bir şeyi var, yeteneği var ve onu ortaya koyuyor ve bu anlaşılıyor. Belli oluyor artık yani. Bu çocukta babası da büyük şiire bir şey çok var. İlgili. Aslında yetiştiği her evde şey, bu altyapı var. Her biliyor musun, ben Tahran'a gittim. Genç kızlar akşam annelerinden izin alabilmek için ne olursa olsun söylerler, izin alamayabilirler. Fakat Şebi şiire gidiyorum dediğinde aile hiçbir şey demez, orada evet, durur. Evet. Şiir akşamına gidiyorum evet, dediğinde. Şiir ulusal bir şeyi onların, milli bir gururu ve uğraş alanı. Çok ilginç bir şey. Başka bir millette de yok böyle bir şey. Firu'nun dehası hayatıyla da besleniyor biraz. Trajik bir hayatı var. Çok. Mesela 16 yaşında evleniyor, uzak bir şehirde. Ama kendi isteğiyle evleniyor. Bu arada ben evet, Firu'ya dair tabii, bunun altını galiba çizerim. Galiba kaçıyor gibi bir şey evet, oluyor. Ailesi çünkü izin çok vermiyor. Kendinden çok büyük ama sanat çevrelerinde çok tanınan bir adamla tabii, evleniyor. Tabii karizmatik tanınan evet, bir adam. Evleniyor fakat maalesef kötü giden bir evlilik bu. Evet. Ve bir çocukları var. Çok çabuk çocukları oluyor. Ve çocuğunu terk etmek zorunda kalıyor. Bu sonradan görüyor mu görmüyor mu orası bile net değil. Bir daha çocuğunu hiç göremiyor. Uzun olabilir, süre görmüyor. Evet. Galiba bir kere mi görüyor? Öyle, şimdi evet, sen bir anne olarak istersen burada düşünme, sonra düşün bunu, evet, sonra parçalayıcı düşün bir şeydir yani. Tabii. Bir annenin buna dayanması çok zor. Çok zor. Firu dayanıyor buna, hı, ve şiirle dayanıyor. Hayatında beni en çok etkileyen en trajik anlardan birisi şudur. Siyah Ev diye bir belgeseli var evet, biliyorsun. Evet, Kara Ev çok Kara Ev. Müthiş bir anlatım. Dünyanın her yerinde ilgi uyandırmış bir şey, belgesel. Kendine göre tabii çekmiş onu da. O da Firu Feruzat'ın başka bir şiiri. Tabii. Cüzdanlılar evi var, çocuklar sahipsiz. Oranın aslında şiirini belgesele çekiyor. Doğru. Orada Hüseyin diye bir çocuk var, onu evlat ediniyor. Kendi çocuğu uzaklarda ve hiç görmemiş ya. Hüseyin'in, Firu Feruzat'ın 33 yaşında, 34 ya da neyse cenazesinde Hüseyin'i görürüz biliyor musun? Bazı doğru, görüntüleri vardır. Ben onu evet, gördüğümde böyle kalmıştım ekranın karşısında. Kendi çocuğu yok, uzaklarda verilmiyor ve gösterilmiyor. Evet. Ama Hüseyin, evlat edindiği cüzdanlı çocuk, o cenazedeki en üzgün insandır ve küçücük bir çocuktur biliyor musun? Evet. Annesi ölmüştür. O hayatını aslında bir şiir gibi, Firu Feruzat'ın şiirinin devamı gibidir cenazesi de dolayısıyla. Doğru, doğru. Çok da güzel ifade ettin. Beni çok etkiler gerçekten. Doğru. Olağanüstü bir şair evet, evreni yani, tabii. Şunu söylemek lazım. Biraz önce anlattığın onun yaşadığı dönem, o dönemde İran'ın kültürel olarak yaşadığı bir süreç var. Evet. Çünkü sonra o da sekteye uğradı. İran'da da bir daha böyle bir tabii, siyasal rejim şey kalmadı. Şahlık. Evet. Şahlığa karşı büyük bir tepkisi var ve bunu ortaya koyuyor cesaretle. Evet. Aslında onun hayatını şöyle özetleyebiliriz. Aşk, özgürlük ve şiir. Tabii, bütün tabii, mücadelesi bunun tabii, için. Bayağı sinemayla tabii ilgileniyor. Tabii ki. Tiyatroyla ilgileniyor. Tabii. Editörlük yapıyor. Gazetelerde Batı çevreleriyle de var, şeyi var. Evet. İlişkisi var. İngiltere'ye, Avrupa'yı dolaştığı bir 9 ayı var onun galiba. Var. Dikkati oraya çekiyor. Evet. Bir kere bunu başarıyor. Tabii. Kadın mücadelesine tabii, dikkati çekebiliyor. Tabii, tabii. Bertolucci oraya kadar gelip belgeselini yaptı. Bu çok önemli bir etki alanı doğru, yarattı. Doğru. Yapıp ettiği her şey bir kadının evet, tek başına ayakta durma mücadelesini andırıyor. Evet. Bu bakımdan hatta hayatının tamamı bakımından ben şeye çok benzetirim. Anna Akhmatova.
Olağanüstü bir şairdir o da. Evet. Rus şair. Belki bir gün onu da konuşabiliriz. Seve, seve. Hayatı çok benziyor çünkü evet. Anna Ahmatova'ya. Evet, evet. Onu da. O da tek başına bir kadındır. Çok güçlü bir şahsiyettir ve çok büyük bir şairdir. Evet, bunu böyle anlatırken kısacık bir not diyoruz. Ama daha fazlası için öyle bir tavsiyede de bulunalım. Sevgili Nazan Kesal, Yaralarım Aşktandır adıyla tek kişilik performansıyla Firu'yu anlatıyor. Bu sezon, ikinci sezon tahmin ediyorum. Araya pandemi girdi. Halen oynuyor. Çok da güzel bir performans. Hem Nazan'a buradan selam olsun. Hem de izleyicilerimize hatırlatalım. Hala izlemediyseniz Yaralarım Aşktandır Firu Feruzat'ın hikayesidir. Tek kişilik performansıyla Nazan Kesal'ı da kaçırmayın derim. Bu da böyle bir tavsiye olsun. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi okumalar. Oyunculuk yaptım, sahneye çıktım, lord oynadım. Yavrum dilini öğrenmiş bu. Hem de kaç dilini birden. Kollarınız ruhunuza takmak istediğiniz kanatlar gibi uçup gitmesi için çırpınıp duruyorsunuz. Dersler durdu. Uyanmak istedim, uyanamadım. O karanlığın içinden çıkıp gelmek istedim, gelemedim. Kolay değilmiş can vermek, can çekmek.